Şimdi orada ayrıntılı olarak neler anlatıldığını Profesör Doktor Mehmet Okuyan'dan dinleyeceğiz. Tekrar iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Hoş geldiniz Sayın Okuyan. Allah razı olsun. Dinledik. Sağ olun. Evet. Biz Ramazan'ın başından itibaren bir usul ortaya koyduğumuzu ve bunu takip edeceğimizi beyan ettik. Dedik ki Ramazan bir Kur'an ayıdır. Bu Kur'an ayı içerisinde hayatı Kur'an'la buluşturmaya gayret edelim. Dünkü programda da özellikle Kur'an'da beyan edilen hakikatleri gizlemeyeceğimizi söyledik. Evet. Yani bilmeden konuşmak ne kadar felaketse, bildiği hakikati gizlemek ondan daha büyük bir felakettir. O itibarla biz her güne mütenasip olan Kur'an cüzünden bir pasajı hem kardeşlerimizin okumasını istiyoruz. Böylece dinleyenler de neyi dinlediğini fark etmiş olsunlar. Okunan metnin aslında ne tür mesajlar içerdiğini anlayarak onu hayatına taşımaya gayret etsinler. Benim bugün okunmasını istediğim pasaj Bakara suresinin 260. ayetinden itibaren 4 ayetlik bir bölüm idi. Ama üzerinde duracağım kısım bu 4 ayetten ibaret değil. Bir 4 ayetlik daha devamı var. Hani aşır uzun sürmesin diye yarısını okutmuş olduk kardeşimize. Ben yani bugün 261. ayetinden Bakara suresinin 3. cüzdeki bir pasaj olarak Bakara suresi 261. ayetten 268. ayete kadarki bölümü kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bakalım dinledikleri yerde mesaj olarak Cenab-ı Hak neler söylüyormuş ve biz o mesajı hayatımıza nasıl taşımak durumundaymışız. Bunun üzerinde konuşmaya tam yayının başında hanımefendiler katılmıştı. Seyrettiniz orayı sanıyorum. Evet. Mukabele'den geliyoruz demişlerdi. Tam yeri gelmişken uyarımızı bir daha yapalım isterseniz. İşte o mukabelenin anlamlı ve tam olabilmesinin yolu okudukları ya da dinledikleri pasajın manasını da öğrenmeleri ve onu hayatına taşımalarıdır. Evet. Yapılması gereken budur. Öğrendiğim kadarıyla çok yaygın olmasa bile bazı yerlerde mukabele okunurken okunan mukabelenin mealinin de yavaş yavaş okunmaya başlandığına dair haberler alıyorum ve bundan ziyadesiyle memnun oluyorum. Eğer bu hizmette ufacık bir katkım, ufacık bir tuzum varsa bunu bir bahtiyarlık vesilesi olarak kabul ettiğimi de kardeşlerime aktarmak çok istiyorum. Çok etkili olduğu kanaatindeyim. Ben gözlemliyorum yaptığımız programlardan sonra insanların bundan etkilendiğini çok rahat söyleyebilirim hocam. Evet, umarım inşallah. Sayenizde inşallah. Çünkü bir amacımız var, o da Allah'ın kitabının daha iyi anlaşılması ve hayata taşınmasıdır. Başka bir amacımız, başka bir beklentimiz yok. Tıpkı Hazreti Peygamber'in yaptığı gibi hayatı Kur'an'la buluşturmaya gayret ediyoruz. Hazreti Ayşe'ye sahabiler soruyorlar, Peygamberimizin hayatı nasıldı, ahlakı nasıldı diye. Hazreti Ayşe'nin cevabı bir soru şeklinde tecelli ediyor. Buyuruyor ki Hazreti Ayşe, efela tekraunel Kur'ane, siz Kur'an'ı okumuyor musunuz? Kâne hulukuhu el Kur'ane, Hazreti Muhammed'in ahlakı Kur'an idi. Kur'an idi. Yani şöyle beyan edersek hata yapmış olmayız. Kur'an Hazreti Peygamber'in yazılı şeklidir. Hazreti Peygamber Kur'an'ın canlanmış şeklidir. İkisini beraber Kur'an ve Peygamber beraberliğini hayatımızın merkezine getirmek durumundayız. İşte karınca kaderince bu programlarda da bu ideale hizmet etmeye gayret ediyoruz. Allahu Teala İnşallah. Sözümüzü doğru söyleyebilmeyi lütfeylesin. Dinleyen kardeşlerimize de dinlediklerini doğru dinleyip doğru anlamayı ve hayatına taşımayı nasip eylesin. Böyle bir dua ile de konuşmamızı başlatmış olalım. Amin inşallah. Buyurun. Şimdi Erkan Bey, kardeşimizin okuduğu bölüm Bakara suresinin 261. ayetiyle başlıyor. Bu 261. ayetten 268. ayete kadarki bölüm bir pasaj. 9 ayetlik bir bölüm ve bu ayetlerin içerisinde Allah Müslümanların hayatında ekonomik paylaşımın ne kadar önemli olduğunu ve bu paylaşımın nasıl yapılması lazım geldiğini, nelerden verilirse daha makbul olacağını, nasıl yapılırsa daha doğru olacağını, nasıl yapılırsa bunun yapılanın boşa gideceğini ortaya koyan bir pasajla yüz yüzeyiz. Allah korusun boşa da gider yani. Tabii.
64. yazıyor. Ayetini okurken nasıl boşa gittiğini, boşa gitmemesi için nasıl davranması lazım geldiğini işte doğrudan Kur'an'dan öğreneceğiz. Dinliyoruz. Önce Allah yolunda mal infak etmenin getirisinin ne olduğunu Rabbimizin yaptığı bir benzetme ile başlıyoruz. Evet. Yani Allah-u Teala onun yolunda, yani Allah yolunda malını infak etmenin getirisinin nasıl bir sonuç vereceğini bize öğretiyor. Buyuruyor ki, Estağfirullah. Meselüllezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâh. Mallarını Allah yolunda infak edenler şuna benzerler. Evet. O infak edilen mal şuna benzer. Neye benzer? Bakın benzetmeyi Cenab-ı Hak yapıyor. Biz yapmıyoruz. Herhangi bir insanın benzetmesi değil. Doğrudan Rabbimiz benzetmeyi yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de yazan ayet ve oradaki benzetme bizzat Allah tarafından Bakara yapılıyor. Bakara suresi 261. ayetten konuşuyoruz. Kendi heva ve hevesimizden konuşmuyoruz. Kemesele habbetin. Bu bir taneye benzer. Ürün. Bir tane. Tohum yani. Buna benzer ki embetet seb'a senabile. Bunu ekersiniz. Sonra bu 7 başak verir. Bir tane, bir buğday başağı düşünün, bir buğday ürünü düşünün. Onu ekersiniz, biter, 7 başak verir. Fî külli sümbületin, her bir başakta da bulunur, mi'etü habbetin, 100 ürün. Bir tane ekersiniz, 7 başak verir, her başağın her birinde de 100 ürün bulunur. Bir ekersiniz, 700 verir diyor Allah-u Teala. Allah yolunda infak ettiğiniz mallar bir ekip 700 aldığınız bir ürüne benzer. Bu kadar da değil. Vallahu yudaifu limen yeşa'u. Allah dilediğini ya da yüreğini Allah'a bağlayan adamların bu infakını 700 katlar. Bire 700'ün katları olarak verir. Başka bir ayette de yerzuku men yeşa'u bigayri hisabin. Hesapsız bir şekilde insanlara bu infak ibadetlerinin karşılığını verir diyor Allah-u Teala. Niye böyle? Vallahu vasi'un alimun. Çünkü Allah imkanı daima en geniş olan ve kimin neyi nasıl yaptığını en iyi bilendir. Şimdi burada bir teknik bilgi vermek istiyorum kardeşlerime. Kur'an-ı Kerim'de iyiliklerin karşılığı olarak 5 farklı sunum, 5 farklı karşılıktan söz edilir. Bunlardan biri iyiliğin iyilikle, dengi iyilikle karşılanması. Bu Rahman suresindedir. Hel cezaul ihsani illel ihsanu. Bir iyiliğin karşılığı dengi bir iyiliktir. Bir böylesi var. Yunus suresinin 26. ayetinde bir iyiliğin karşılığının daha güzeliyle olacağı da beyan edilir. Lillezine ahsenu. İyilik yapanlar için vardır. El husna. Daha güzel bir karşılık vardır. Bu ikincisi. Üçüncüsü ve ziyadetün, çok daha fazla itibarlı, çok daha fazla geri dönüşümü olan karşılıklar da vardır. Bu üçüncüsü. Dördüncüsü En'am suresinin 157. ayetinde gelir. Ayet numarasını yanlış söylemeyeyim. 160. En'am suresi 160. ayet. Orada bir iyiliğin karşılığının 10 katıyla verileceğini söylüyor. Bu dördüncü karşılık. Beşinci karşılık okuduğumuz ayetteki gibi 1'e 700 olarak verilir. Peki neden bütün bu farklılıklar? Kur'an'ın tamamını bilmeyenler ya da Kur'an'ın bir meselede takip ettiği metodun ne olduğunu bilmeyenler bunları birer çelişki gibi görürler. Halbuki asla çelişki değildir. Burada son derece mantıklı ve hikmetli bir üslup vardır. Siz bir iyilik yaparsınız. Mesela düşünün ki Erkan Tan bir garibana 1000 lira yardım etti. Erkan Tan 1000 lira verebilecekken 1000 lirasını verdi. Ama bir trilyoner bir adam da bir garibana 1000 lira verdiyse ikisinin 1000 lirası aynı iş görmez. Aynı şey değildir. Biri olanın tamamını verdi, biri denizde bir damla kadar verdi. Bunların ödülü farklıdır. Biri kendi muhtaç olmasına rağmen verdi, biri hiç de muhtaç olmadığı şeyi verdi. Aynı şey değildir. Biri gününü, öğününü geçiremeyecek zorda olan adama verdi, biri biraz fakir olan birine verdi. Bunların ödül, değeri aynı şey değildir. Ve nihayet
Biri zor günde, sıkıntılı günde kendi muhtaç olmasına rağmen verdi, öbürü başka bir vesileyle verdi. Birinin verirken yüreğindeki kıpırtılar farklı oldu, öbürü verirken farklı oldu. Yüreğin, kalbin bu noktadaki duruşu ödülün çeşitlenmesinin sebebidir. Dolayısıyla bu farklı ifadeler Kur'an'da bir çelişki olduğunu değil, iyilik yapan insanların iyilik yaparken ki takındıkları tavır ve iyiliği yapma biçimleri burada etken fonksiyon olarak icra edilir. Bakın, şimdi iyilik yapanlarla alakalı bir ahlaktan söz ediyor. Buyuruyor ki, bu 262. ayet Bakara suresi. Kardeşimizin okuduğu yerin ikinci ayeti. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda infak edenler var ya, ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا Bunlar bir malı infak ettikten sonra onun peşinden şunu yapmazlar. Ne yapmazlarmış? Mennen, bir başa kakma, velâ eden, bir eziyet ortaya koymazlarmış. Yani siz bir iyilik yaparsınız. Sonra bu iyilik yaptığınız adama yaptığınızı dakikada bir yüzüne vurursanız, sonra o iyiliğin karşılığında ona eziyet edici bir takım tavır ve üsluplar geliştirirseniz, bu iyiliğin iptal edilmesinin sebebidir. İşte övülen insanlar yaptıkları iyilikleri başa kakarak ve eziyete dönüştürerek iptal etmeyenlerdir. Ve bunlar için لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında sınırsız edirler, ödüller vardır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Bunlar için ne bir korku olacaktır, ne de yaptıklarının karşılığı bir hüzün yaşayacaklardır. Bunlar övülen davranışlar. Şimdi bakın, herkesin verecek, infak edecek bir şeyi olmayabilir. Böyle bir durumda, ekonomik anlamda bir yardımlaşma yapamıyor olmak, benim yapabilecek hiçbir şeyim yoktur bahanesini getirmesin. Ben bir önceki programda, bir daha öncekinde demiştim ki, infak imanla alakalı bir kavramdır. Bu imkanla sınırlı değildir. İmanınız varsa infak edecek bir şeyiniz mutlaka vardır. Emeğinizden, canınızdan, bedeninizden, tecrübenizden, bilginizden, sevginizden, hassasiyetlerinizden, paylaşımlarınızdan insanlara aktarabilecekleriniz vardır. Onlar da bir infak biçimidir. Ama ekonomik anlamda verecek bir şeyiniz yoksa ya da bir şey veriyor da peşinden başa kakarak ya da eziyetle onu takip ediyorsanız bunu yapmayın. Bunun yerine şunu yapın diyor bakın. Allah söylüyor. Bakara 263. ayet. Kavlun ma'rufun. Güzel bir söz ve mağfiretün. Bağışlayıcı bir eda ortaya koymanız hayrun min sadakatin. Şöyle bir sadakadan daha hayırlıdır. Hangi sadaka? Yetba'uha eza. Peşinden eziyetin getirildiği sadakadan daha hayırlıdır. Güzel bir söz söylemek ve güzel bir bağışlama ortaya koymak böyle bir ahlaki düşüklükten muhatabın yüreğini yaralayacak, onurunu zedeleyecek bir yanlışlık yapmaktan çok daha iyidir. Güzel bir söz söyleyebilmek ve bağışlayıcı bir eda ortaya koyabilmek. Vallahu ganiyyun halimun. Allah herkesten daha zengin ve her türlü şefkati kendi varlığında daim kılandır. Şimdi bu olması gerekenle alakalı. Biraz da tersinden bilgiler verdi. İşte orada bir reklam arası verelim efendim. Uzun sürmesin inşallah. Uzun inşallah. Çünkü bölünmemesini istiyorum. Bu pasaj çok önemli. Yani arada kardeşlerim de başka tarafa gitmesinler. Evet, ben de Mustafa Bey'e bu vesileyle hoş geldiniz hoş demiş olayım. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Bir sağ infak olun. Konusunu konuşmaya başlamıştık. Kardeşlerimizin aşır okuduğu bölümün tercümesini yapıyoruz. Arkadaşlarımız, dinleyici, izleyici kardeşlerimiz neyi dinlediklerini bilerek dinlemiş olsunlar. Şüphesiz. Ve bu arada Kur'ani hakikatleri hayatımıza nasıl taşıyabiliriz'i yeniden sorgulasınlar diye böyle bir usulü uygulamaya başladık. Onun gereği eyvallah, dinliyoruz, zevkle dinliyoruz hocam. Birkaç cümle daha yapmış buyurun. Olayım. Evet Erkan Bey, Bakara suresi 261, 262 ve 263'ü okuduk. Tercümesini yaptık, açıklamalarını yaptık. Şimdi infakın nasıl iptale dönüştüğüne dair bir uyarısı var Allah-u evet. Teala'nın. Belki bu ayet, belki bugün herkesi her zamankinden daha çok ilgilendiriyor. Evet. Uyarı çok ciddi. Buyuruyor ki Yüce Allah, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Bakın
müminlere sesleniyor. Bunu iman etmemiş olan adamlarla ilişkilendirip bu ayet beni ilgilendirmiyor demenin bir alemi yok. Ayetin metni doğrudan ey müminler diye başlıyor. Ey iman iddiasında bulunan insanlar. La tubtilu sadakatikum. Sakın ha sadakalarınızı iptal etmeyin. Ne olur da iptal olur? Bilmenni vel eda. Eğer verdiğiniz sadakaları başa kakarsanız ve verdiğiniz sadakaların peşinden muhataplara eziyet yaparsanız, onları mağdur ve mazlum bir hale sokarsanız, bu eziyet ve başa kalkmanız sadakalarınızı iptal etmenize sebeptir. Peki bunu yapanlar kime veya nasıl bir eyleme benzetiliyor? Buyuruyor ki Yüce Allah, kellezi, bunu yapanlar şuna benzerler. Yunfiku malehu ria ennasi. Bunlar malını insanlara gösteriş için veren adamlar gibidir. Gösteriş için bir mal veriliyorsa onun sevabından filan söz edilmez. Onun ahiret yatırımlığından filan söz edilmez. Ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir. Böylesi davranış ortaya koyanlar aslında Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyenlerdir. Eyvah, şimdi eyvah. Bakın, bir malı verirken bunu başa kakıyorsanız ve bunun peşinden bir eziyet ortaya koyuyorsanız, yaptığınız işlemi Rabbimiz gösteriş için yapılan, Allah'a da ahiret gününe de iman etmeyen adamın eylemine benzetiyor. Bir mümin adam infakını, sadakasını böyle lüzumsuz bir işle iptal etmemelidir. İnsan suresi diye Kur'an'da 76. sure var. Harikalar ötesi mesajları olan bir suredir. Orada infakın nasıl olması lazım geldiğine dair bir detay verir Allah-u Teala. Der ki yiğit müminlere anlattığı bir pasajda, ve yut'imûne at-ta'âme alâ hubbihi miskînen ve yetîmen ve esîrâ. Çok sevdikleri malları yoksullara, yetimlere, esirlere verirler ve derler ki innemâ nut'imukum livechillâhi. Biz sizi sadece Allah rızası için doyuruyoruz. La nurîdu minkum cezâen ve lâ şükûrâ. Bununla ilgili sizden hiçbir karşılık da hiçbir teşekkür de beklemiyoruz derler. Yiğit müminler böyle tarif edilir. Burada da diyor ki Allah-u Teala, sadakalarınızı başa kakarak ve eziyete dönüştürerek iptal etmeyin. Bunu yapanlar insanlara gösteriş olsun ve Allah'a da ahirete de iman etmemiş adamların eylemi olarak bunu gerçekleştirirler ve sadakalar iptal olur. Peki bu iptal olmuş sadakalar bir benzetmeye konu ediliyor, başka bir benzetmeye. Diyor ki Allah-u Teala, فَمَسَلُهُ böyle başa kakarak ve eziyete uğratılarak yapılan, iptal edilen sadakalar şuna benzerler. Bakın benzetmeyi Rabbimiz yapıyor. Kendimizden bir şey katmıyoruz. فَمَسَلُهُ böylesi insanın yaptığı şuna benzer. كَمَسَلِ صَفْوَانٍ bir kaya parçası düşünün diyor. Bir kaya parçasına benzer. عَلَيْهِ تُرَابٌ üzerinde biraz toprak var. Kayanın üzerinde biraz toprak var. Fakat فَاَصَابَهُ وَابِلٌ bir yağmur gelir, o kaya parçasının üzerindeki toprağı alır götürür. فَتَرَكَهُ salda. Kaya parçası cascavlak, çırılçıplak ortada kalır. İşte o toprak nasıl yağmur suyuyla yok olur giderse, sadakalarını eziyetle, başa kakmayla iptal eden adamların yaptıkları da böyle yok olur gider. لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا kazandıkları şeyden hiçbir şeye sahip olamazlar. Hiçbir şeyin kudretini kendilerinde bulunduramazlar. Yok olur gider. Bu olumsuz tarafı. Peki bunun karşılığında övülen bir sadakayı vermek neye benzetiliyor? 265. ayette de ona temas ediliyor. Diyor ki Cenab-ı Hak, وَمَسَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ mallarını infak edenler, fakat şunun için infak edenler, اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَسْب۪يتًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ hem Allah rızasını kazanmak ve hem de gönüllerinden bu imanı tasdik ederek imanlı bir şekilde infakı gerçekleştirenler de şuna benzerler. Neye benzerlermiş? كَمَسَلِ cennetin bir bahçe düşünün diyor. Bir bahçe, bir rabvetin şöyle tepede, gözde bir yerde bir bahçe. Esâbeha vâbilun. Bu bahçeye böyle yoğun yağmurlar yağdığı zaman, feâtet ükülehâ dı'feyni.
o bahçe ürününü iki kat fazla verir. Tepede gözde bir bahçe bir yağmur alırsa ürününü iki kat verir. Fe illem yusibha vabilun. Eğer ona böyle bir yoğun yağmur isabet etmese de fetallun. Bir çisinti bile ona yeter. İşte Allah rızası için malını garibanlarla bölüştürenler böyle verimli bir bahçenin pozisyonuyla ilişkilendiriliyorlar. Hazreti Peygamber'in VTR'de verdiğimiz hadisinde bir insanın kalbinde iman ve cimrilik bir arada bulunmaz diyor Peygamberimiz. İman ve cimrilik. Cimrilik. Cimrilik bir arada bulunmaz. Hatta mesela sadakayla ya alakalı. Kimse kendine cimri demez hocam. Yani cimri lafını kimse üstüne almıyor ama. Ama biz yine de söyleyelim. Ama pek çok cimriler var ortalıkta. Var ortada, doğru. Öyle bakınız. Peygamberimizin gene harika bir hadisi şerifi var. Sadakayla alakalı buyuruyor ki sadakalar kötülükleri yok ederler, söndürürler. Tıpkı su ateşi söndürdüğü gibi. As-sadakatu tutfi'us seyyiati kema tutfi'ul ma'u en-nara diye böyle buna benzer bir rivayet var. Bizi Cenab-ı Hak sadaka vermeye teşvik ediyor. Hatta buyuruyor ki ala kulli muslimin sadakatun. Her Müslüman olanın bir sadaka borcu vardır. Sadaka bir sadakatin görüntüsüdür. İmanınızdaki sadakatiniz neyse sadakanız da öyle bir görüntüyle hayatınızda, insanın, toplumun hayatında görev icra eder. Peki verdiğimiz bu malları nelerden vermemiz lazım? Ramazan bir bölüşüm ayı. Mesela Ramazan bir zekat ayı olarak bilinir. Zekat nedir? Zekatın iki tane anlamı vardır. Bir, arınmak. İki, artmak. Yine Peygamberimizin bir ifadesi var ki, hiçbir zekat malın bitmesinin sebebi değildir der Peygamberimiz. Yani zekat malın arınmasını ve o malın artmasını sağlayan bir ekonomik paylaşımdır. İslam'a göre, Kur'an'a göre, Allah'a göre 40-1 39 etmez. Matematiğe göre 40-1 39'dur, doğrudur. Ama Allah'a göre 40-1 en az 41 eder. Yani çünkü artan, zekatın artma manası kelimelere, kavramlara Allah'ın yüklediği o muhteşem derinliğin tezahürü olarak karşımızdadır. Biz Kur'an kavramlarını, içini Kur'an nasıl doldurduysa öyle görmek, öyle anlamak ve öyle kavramak zorundayız. Bir materyalist kafayla, bir matematik zihniyetle kalkıp 40 malın 40'ta birini verirsen 39'a gider, böyle her sene verirsen biter mantığı Müslüman mantığı değildir. Bize göre verilen mal artan maldır. Ve Allah bize o malı ver demişse eksilsin diye değil artsın diye ver demektedir. Zekat bir artış garantisidir. Zekatı verilen mal Allah'a sigortalanmış maldır. Manşet üstüne manşet patlatıyorsunuz hocam. Ayetlerden anlamak ve yüreğime doğan ifadeleri paylaşmaya gayret ediyorum. Hani böyle slogan olsun diye bir şey söylemek istemiyorum. Bakın şimdi 267. ayete. Bakın nasıl her eve, her ocağa, her mükellef mümine ne kadar da lazım ve ne kadar ihmal ediliyor Erkan Bey, bakın. Bakara 267. 266. ayeti de okuyacaktım ama hani biraz uzun. Mustafa Bey'e de bir fırsat verme adına bir ayeti geçeyim. 267 ama bunu asla geçemem. Ya eyyühellezine amenu. Yine bir iman eylemine dikkat çekiyor Allah-u Teala. İman iddiasında bulunanlar. Ey müminim diyen adamlar. İmanınızı ispat edin. Nasıl yapacak bunu? Bakın. Enfiku, infak edin, dağıtın. Neden? Min tayyibati ma kesebtüm. Kazandıklarınızın en kalitelilerinden verin. Ya. Ve mimma ahrecna aleküm minel ardı. Sizin için yeryüzünden çıkardığımız, bitirdiğimiz o tarım ürünlerinin en iyilerinden verin. Bizde şimdi en iyi mal nedir? İhraç malı diye ayrılır. İhraç malı dünyevi bir yatırımın aracı olarak kabul edilir. Aslında asıl en kaliteli yatırım ahiret için yapılandır. Öyle diyor. Sahibi öyle diyor. Söz bizim değil. Sizin için kazandıklarınızın en temiz ve en kalitelilerinden verin. Ve yerden sizin için çıkarttıklarımızın en temizlerinden verin. Ve sakın şunu yapmayın. Bakın uyarıya. وَلَا تَيَمَّمُ الْخَب۪يسَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذ۪يهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِ. Yani yummadan, gözünüzü yummadan, beğenmediğiniz için almak istemeyeceğiniz malları başkalarına vermeyin. Ya.
Şimdi bunu peygamberimiz şöyle tefsir etmiş bu ayeti. Buyurmuş ki: "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi." Sizden hiçbiriniz kendisi için sevdiğini kardeşi için sevmediği sürece iman etmiş olmaz. İşte batılıların empati dediği şeyin daha zirve kavramı hadisi şerifte kendisini bulmuş bu ayetin tefsiri olarak. Demek ki kazandıklarımızın en iyisinden vereceğiz. Bana soruyorlar, işte hocam zekatın miktarı nedir? Literatürde bunun miktarı 1/40'dır. Ama menkul değerlerde böyledir. Gayrimenkul değerlerde, tarım ürünlerinde, efendim madeni eşyalarda, hayvan ürünlerinde, işte koyunlarda, keçilerde, mandalarda, ineklerde filan oran 1/40 değildir. Hepsinde farklıdır. Altında miktar, nisap miktarı 81 gramdır. Ama gümüşte 500 küsür gramdır. Yani değişkendir. Değişkenliğinin sebebi şudur. Günün şartları neyi gerektiriyorsa ve İslam'ın ekonomik paylaşımı garibanların garibanlığını gidermeye hangi oranda katkı verecekse her sene yeniden belirlenmesi lazım gelen bir evrensel kural getiriyor Allah'ın kitabı. Ve bize de diyor ki en çok sevdiklerinizden verin. En çok sevdiklerinizden verirseniz 1/40 oranı Hazreti Ali'nin ifadesiyle züğürtün efendim taban oranıdır. Bana diyorlar ideal olanı nedir? İdeal olanı verirken canını acıtandır. Ne kadarını verdiğinde canın acıyorsa işte ideal oran odur. Doğrudur. Ve en temizlerinden verirseniz Allah'ın infak emrini iman eylemi olarak gerçekleştirmiş olursunuz ve 267. ayeti vesilesiyle de kardeşlerime bunu ifade etmiş olayım. Verirsek fakir düşeriz sözü şeytan sözüdür. 268. ayet de öyle diyor. Eşşeytanu yaidukumul fakra. Şeytan size fakirliği vaat eder. Verirsen fakir olursun sözü şeytanındır diyor. Ve ye'murukum bil fahşai. Size cimrilik yapmanızı emreder. Vallahu yaidukum mağfireten minhu ve fazla. Oysa Allah size mağfireti ve ihsanı vaat etmektedir diye 267, 268. ayetleri de kardeşlerimle paylaşmış çok oldum. Güzel. Verirsen azalır, kendin fakir düşersin diyorsa içinden bir ses, o bir şeytandır. Şeytandır. Evet, evet, bu akşam özellikle infak konusunu konuşmayı yeğledik. Evet. Tercih ettiğimiz 3. cüzden bu ayetleri kardeşlerimize paylaşmak istedik ama tabii 3. cüzde sadece bunlar yok. Evet. 3. cüzde yani daha onlarca konu var. O onlarca konudan herhangi birine daha atlamak istemiyorum. Devam eden ayetlerde sadaka kavramı ile alakalı, Allah için verdiklerimizin akıbetiyle alakalı ve evet, yapılan iyiliklerin aslında ne anlam ifade ettiğini ortaya koyan birkaç ayet daha var devam eden bölümde. Kardeşlerimle onları paylaşmaya gayret edeyim. En son demiştim ki 268. ayetini surenin beyan ederken Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Şeytan size fakirlik vaat eder. Ve ya'murukum bil fahşai. Tüylerimiz diken diken olmuştu orada. Evet. İşinizden verme, verdikçe azalır, fakirleşirsin, sende kalmaz diyen varsa bu bir şeytan dürtüsüdür. O bir ki şeytandır. Evet, şeytandan geliyor. Çünkü bunun karşılığında vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadla. Allah size bağışlanmayı ve kendi ihsanından daha cömertçe vermeyi vaat ediyor. Of. Yani siz verirseniz tükenmez. Bakın bir ayeti daha tam bu vesileyle kardeşlerime aktarayım. O da Sebe suresi ki evet, Kur'an'ın 34. suresi. O surenin 39. ayetinde diyor ki Yüce Allah: "Kul inne rabbi yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru leh." Yani de ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı geniş de verir, daraltarak da verir. Hani gün gelir geniş rızık verir, gün gelir daraltarak verir. İkisini de veren Allah-u Teala'dır. Ama şunu unutmayın. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. Siz her ne şeyi infak ederseniz, bilin ki Allah onun yerine yenisini hemen gönderir. Allah Allah. Bakın garanti. Allah Allah. Sebe suresi. %100. Tabii Sebe suresi 39. ayet. Ve ma enfaktum min şeyin fehüve yuhlifuhu. Siz her ne şeyi infak ederseniz Allah yerine yenisini hemen gönderir. Ve ve hayrul razikin. Rızık verenlerin en hayırlısı,
elbette Allah-u Teala'dır. Yani Allah'ın şimdi, sözü bu. Öyle. Tabii, ayet. O dedi, bu dedi, şu dedi değil. Tabii, onun görüşü filan bunun görüşü değil. Ona göre buna göre değil. Doğrudan Allah'ın ifadelerini kardeşlerimize aktarıyor. Bir daha lütfeder misiniz? Bak şey, Sebe suresi 39. ayet. Ve ma enfaktum min şeyin. Siz her ne şeyi infak ederseniz fehve yuhlifuh, Allah hemen yerine yenisini gönderecektir. Ve ve hayrur razıkîn, rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Hatta bu ayetle ilişkilendirilen çok önemli bir de hadis metni var. Rivayetlerde yer aldığına göre Efendimiz naklediyor, raviler diyorlar ki buyurmuş ki Peygamberimiz her gün bu dünya semasına iki tane melek iner ve dua ederek inerler. Dua eden meleklerden biri şöyle dermiş. Allahümme a'ti münfikan kalefa. Ya Rabbi, malını infak edene infak ettiğinin yenisini hemen ihsan eyle diye. Biri böyle dua edermiş meleklerin. Öbürü de Allahümme a'ti mümsiken telefa. Ya Rabbi, malını kısarak tutan, cimrilik yapıp kimseye vermeyenin malını telef et. İki meleğin bu ayetin tefsiri olarak duası. Biri infak edene yerine yenisini ihsan eyle, diğeri imsak edene, imsak etmek, tutmak, vermemek, vermeyenin malını da telef et diye. İşte biz o birinci meleğin duasına muhatap olmaya gayret etmek üzere Ramazan vesilesiyle şimdi böyle şatafatlı lüks sofralar görmekten artık gözlerimiz yoruldu. Yemek beğenmemekten, kendi sofralarımızda çocuklarımızın yemek beğenmemesi gibi korkunç bir imtihanla yüz yüzeyiz. Halbuki sosyal medyada kardeşlerim şöyle biraz karıştırsınlar baksınlar. Vücudunda kemiğinden başka bir şey neydeyse kalmamış. Derisinin altında kemikten başka et, kas bulunmayan, yağ hak rast getire. Böyle fakr-ı zarurat içerisinde yaşayan milyonlarca insan var. Şimdi bir sofranın zayi olması noktasında, nimetlerin telef edilmesi noktasında, israf edilmesi noktasında vurdum duymaz bir görüntü ortaya koyan insanların bir daha bu duyarsız tutumlarını gözden geçirmeleri lazım geldiğini bu kıymetli zaman diliminde bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Aman infakı telefe dönüştürmeye. Efendim, lütfedip bir kere daha Sebe suresindeki o müthiş ayeti bize tekrarlar mısın? 39. ayet numarası çok önemli. De ki Rabbim kullarından dilediğine rızkı geniş de verir, dar da verebilir. Ama siz her neyi Allah yolunda infak ederseniz Allah yerine yenisini hemen gönderecektir. Çünkü rızık verenlerin en hayırlısı Allah'tır. Allah için verenler kaybedenler değil, aslında alanlardır, unutmasınlar. Evet, bizim bugün konuşmayı tercih ettiğimiz infak konusuyla alakalı birkaç hususiyet daha, birkaç detaya daha temas edelim. Böylece vaktimizi vahiy ile değerlendirmiş olalım. Buyurun efendim. Sadakalardan söz ettim. Bunların veriliş biçiminden, kime verileceğinden, ne kadar verileceğinden, nasıl verileceğinden, nasıl bir tutum ve davranış ortaya konulması lazım geldiğinden söz ettim. Şimdi bir ayeti kerime var. 270. ayeti Bakara suresinin. Orada diyor ki Allah-u Teala وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَزَرْتُمْ مِنْ نَزِرٍ. Siz her ne nafaka türü şey verirseniz, yani her neyi infak ederseniz ya da her neyi adarsanız فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ. Allah onu bilir. Ya bilir. Allah bilir. Şimdi mesela ben bu ayeti her okuduğumda aklıma şu gelir. Mesela bazı hayır hizmetlerinde kişilerin isimleri vardır. Hatta bazıları bu hayır hizmetine benim adımı verirseniz ben bunu yaparım der. Bunu çok gerekli bir şey olarak görmüyorum. Niye? Siz, çünkü Allah-u Teala neyi yaparsanız onu asıl bilmesi gereken biliyor. Biliyor. O asıl kaydedilmesi gereken yere kaydediliyor. Ve bunu vaat etmiş Kur'an'da. Tabii. Bakara suresi 270. ayet. Hani bir hayır hizmetinde bir reklamasyona ihtiyaç olmadığını, Allah için yapılan her ne infak ve her ne tür adak varsa Rabbimizin onu bildiğini. Bir daha lütfeder misiniz Arapçasıyla beraber? Ayetin metnini okuyayım. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَزَرْتُمْ مِنْ نَزِرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهُ. Siz neyi infak ederseniz
veya her neyi Allah yoluna adarsanız onu Allah bilir. Allah hiç kimsenin hakkını zayi etmez. Hiç kimsenin iyiliğini kursağında bırakmaz. Bir de şu azalmayla ilgili olanı, azalma zannettiğimizle ilgili olanı tekrar eder misiniz hocam? Evet. Profesör Doktor Mehmet Okuyan sizinle ve bizimle birlikte Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hani azalmaz, artar diyor ya Yüce Allah efendim. Evet. Arapçasıyla beraber. Hani vesile oldunuz, onu bir de bu defa Rum suresinin 39. ayetiyle buluşturayım. Öyle mi? Buyurun. Tabii. Lütfen. Biri ikinci bölümde Sebe suresi 39. ayette siz her neyi Allah için infak ederseniz Allah yerine yenisini hemen gönderir ayetiydi o. Bu Sebe 39. Bu defa okuyacağım Allah için verilenlerin katlandığıyla alakalı Rum suresi 39. ayet. Diyor ki orada Allah-u Teala ve ma ateytüm min riben liyerbüve fî emvalin nâs. İnsanların mallarında artış olsun diye verdiğiniz bu faiz türü şeyler var ya. فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ Bunlar Allah katında artmazlar, kabarmazlar, şişmezler. وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجَ اللّٰهِ Allah'ın rızasını umarak, Allah'ın rızasını yüreğinize yazarak verdiğiniz o zekatlar var ya, yani zekat veriyorsunuz. Normalde azalması lazım. Allah rızası için verdiğiniz o zekatlar var ya, فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ İşte bu zekat verenler mallarını katlayanlardır. Katlayanlardır. Zekatı verip malı azalanlardan söz etmez. Çünkü zekat malın artması demektir. Malın arınması ve arındıkça artması demektir. Rum suresi 39'u, Sebe suresi 39'u kardeşlerimizin bu infak ayında, bu zekat ayında, bu sadaka ayında hani yüreklerine yazmaları arzusundayım. Evet. Çünkü hiçbir insan duymadık ki zekat verdiği için fakir düşmüş olsun. Allah bir ibadeti sıkıntının sebebi yapmaz. Evet. Siz Allah için ibadet ediyorsanız Allah-u Teala onu sizin hanenize sevap olarak yazacak ve huzurunuzu arttıracaktır. Hele duyarlı bir sadaka veren insan iseniz sadakanın ömrü uzattığını söyleriz. Evet. Sadaka ömrü uzatır. Sadaka belayı def eder. Belayı def eder. İşte dua kaderi değiştirir filan gibi laflar vardır. Evet. Şimdi rufi'al kalemu an selasin. Peygamberimizin bir hadis-i şerifi var. Üç şeyden kalemin kaldırıldığına dair bir başka üç şey daha var. Bunlar da amel defterinin kapanmasına rağmen üç yoldan açık tutulacağını beyan eder. Evet. O üç şeyden biri sadakayı cariyedir. An sadakatin cariyetin ev ilmin yuntefa'u bihi ve ilmin ve veledin salihin yed'u lehu. Üç şey vardır ki amel defterinin açık tutulmasını sağlar. Biri sadakayı cariye, biri insanların kendisinden yararlandığı ilim ve biri de anasına babasına dua eden veled yani evlat. Dolayısıyla bu sadakaların ömrümüzü uzatan, yani ömrümüzü bereketli kılan, vakti gelen herkes vaktinde ölür, ecel tehir edilmez. Bu sadaka-i cariyenin hayatı anlamlı kılan fonksiyonunu kardeşlerimizin unutmaması gerektiğini dua ediyorum. Efendim şimdi İstanbul'da şimdi...